Tamam Safiye yenge, bütün malzemeler hazır. Bulguru sıcak suda bekletin mi Arif? Ha, beklettim, soğuttum. Soğanları da ince ince doğradın mı? Evet, soğanlar ince ince doğradı, ağlandı. Maydanoz, nane, dereotu, pul biber, biber salçası ve zeytinyağı. Tamam tamam, hepsi tamam Safiye yengeciğim, bütün malzemeler tamam. Ay birazcık da sevgi katacaksın Arif'in, öyle olmaz yoksa, eksik kalır. Ya Safiye yenge, benim gibi sevgi adamına gelecek laf mı bu şimdi ya? Ben sabah ayakkabımı bağlarken bile işin içine sevgimi katıyorum yani. Hiç şüphen olmasın. Tamam, o zaman her şey olmuş demektir. Sen ne yapıyorsun oğlum? Kısır. Ne oldu ya, benzememiş mi? Birazcık koyu olmuş ama idare eder Arif abicim. Ya o kadar kısır, kadı kızınla da olur. Ya vallahi delilerle uğraşıyoruz ha. Niye kısır yapıyorsun oğlum sabah sabah? Kahvaltı için pek uygun bir yiyecek değil de Arif. Ya yok Leyla abacığım, günüm var ya. Günün mü var? Ne günü Arif'im tarifim? Muayyen günün mü var? Ya yok ya Sinan abi. Muayene günüm yok. Ya şey yani. Şimdi geçen bana gelirken benim günümde kısır getirdiler. Şimdi ben de giderken kısır götürmezsem çok ayıp olur yani. Kime ayıp olur evladım? Ya Safiye yengemler beni altınlı günlerine dahil ettiler de. Her gün bir yengemle buluşup gün yapıyoruz yani. Evladım sen deli misin, divane misin? Altınlı günler kadınlar arasında olur. Ne işin var senin kadınların arasında ya? Öyle deme şimdi Nuri baba. Evlenecek yaşa geldim, kenarda köşede hiç param yok yani. Safiye yengemler de sağ olsunlar, Arif kardeşleri böyle altın biriktirsin diye beni de aldılar aralarına. Allah sana akıl fikir ihsan etsin yarabbim ya. Amin. Ver ver karamıyorsun da ver doğru düzgün. Ver. Allah razı olsun Leyla abacığa. İyi de Arif, evlenmek için bir ayrıntıyı atlamıyor musun? Ne ayrıntısı ya? Altın işini hallettim işte. Her ayın 9'u, 19'u, 29'una da gün aldım nikah için. Tanıdık imam var, telefon numarası telefonumda kayıtlı. Hangi ayrıntıyı atlamış olabilirim ki? Sevgili Arif, yani sevgilin bile yok, nasıl evleneceksin? Ya yapma Leyla abacığım, onlar teferruat ya. Ben maddi kısmını halledeyim de. Sevgili sorun değil, elimi sallasam 50'si. Hatta bir öpücük atsam 550'si yani. Leyla'cığım sen bilmez misin bu çocuğu ya? Bu her sabah aşık olur, öğleye doğru evlenir, öğleden sonra saat 3'te çocuğunu kucağına alır. Yani bunun için hiç mesele değil ki, aşk konusunda bu şipşakçıdır. Üf ya dalga geçmeyin Nuri baba ya. De ya ben ne unuttum ya, bir şey unuttum ben ya. Arif'im tarifim, ben ne unuttuğunu biliyorum. Ne unuttum olabilirim sen abi? Etekliğini giymeyi unuttum. Ya dalga geçmeyin Allah aşkına ya, ben ellerimi yıkayayım da geleyim. Ha, köşedeki hamama git. Niye hamama gidiyorum Osman Aga ya? Bugün kadınlar günü. Tamam Arif kızır. Hadi götürebilirsin. İyi tamam o zaman. Ya biraz dağınık bıraktım buraları ama kusura bakmayın. Tamam acelem var, gidiyorum ben. Tamam güzel, ne deriz hadi bak. Hadi git hadi. İyi günler. Allah. Artık siz de benim altın günümde yarım altın fazladan takarsınız yani. Terledik burada, ter döktük bu biçim. Anne ya, Arif abinin hareketlerine baksana. Kızım gülüp duracağına yanına gitti, bir iki hareket öğren. Salla, ha? Arif yürüt şuna biraz. Kısırların tadına bakmazsanız hatırım kalır. Yarın bakayım ya. Allah Allah. Ay çok güzel gözüküyor. Al bakayım. Hmm. Hmm.
Arif'im el cazılarına sağlık, çok güzel olmuş. Ay o ne marifetler varmış sende, ellerine sağlık. Arif bu en et olmuş, enfes. Bunun sırrı ne? Ya içine birazcık sevgi kattım. Biraz da böyle aşkla yoğurdum, ondan galiba. Ya içinde soğan muan bir şeyler de var tabii ama... ya insan böyle içine sevgi katınca çok daha lezzetli olabiliyor tabii. Oh. Ay Arif abi şiir gibi konuşuyorsun vallahi ya. Ya vallahi Dilek bacım ya. Hissettiğin zaman hayat zaten bir şiir gibidir. Ne demiş şairimiz, değerli şairimiz Aşk Veysel? Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece. Ağzından bal damlıyor oğlum. Sağ ol. Eyvallah. Aa bir dakika ya. Altınları toplamadım ben. Bir dakika altınları alayım hanımlar, altınları alayım. Ver 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 ver. Oh 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 oh. Cebinde. Alayım. Bu benim. Bu da annemin. Aman 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 aman. Ya Safiye yenge ben bugün bir şey unuttum ulan, bir şey unuttum, bir şey unuttum deyip duruyordum. Ya ben altın almayı unutmuşum ya. Aa, neyse cam önemli değil. Olmaz olmaz. Dur ben şöyle bir kuşu gideyim. Bir altın alayım geleyim tamam mı? Bir yere de almayın geleceğim yani ha tamam mı? Ay bu çocuk çok temiz ya. Ay bu çocuk çok şeker. Ben kesin eğlendireceğim bunu. Lodos Deniz'den eser karşınızda Arif Keser. Ne yaptın Arif'im tarifim? Altın gününü mü kırdın lan? Bana bak devamsızlık yapma yoksa devamsızlıktan çakarsın ha. Yok Sinancan kuş ya. Ben diyordum yani bir şey unuttum, bir şey unuttum diye yani. Hı? Ha senin kafatasında tahtalar eksik ya, bir tanesini unuttun herhalde. Yok Osmancan kuş ya. Ben altın almayı unutmuşum. Altın gününe gidiyorsun, altını mı unuttun Arif? Ya ne bileyim Leyla bacım ya, benim kafanın hard diski birazcık küçük biliyor musun? Komple kısırla meşgul olunca altını maltını unutmuşum tabii. Ya o alem adamsın be oğlum ya. Sağ ol Nur baba. Ya Arif abiciğim madem altın alacaksın, altın kuyumcuda bulunur, kuyumcuya gitsene. Ya Ali Kemal haklısın da işte, ben de onun için böyle sizden biraz borç istemeye geldim yani. Bak çocuğum, sen ne biçim adamsın ya? Bak, kısır gününe gidersin, kısırı buna yaptırtırsın. Altını bizden istersin. Kadınlar gününde de gübecikleri biz atalım bari, ha? Ya öyle değil Osman Aga ya. Gerçekten borç isteyeceğim, hemen ödeyeceğim yani. Mert, var mı bir şey be? Ya Arif, ben daha yeni laptopun taksitini yatırdım, o yüzden yok ya. Uy, sen bana ciddi ciddi bakıyorsun Arif abiciğim. Vallahi kendi ilacı olsa başına sürer. Sinan Cankuş, hiç öyle tavana mamana bakmaya gerek yok. Sende para mara olmaz zaten. Yok, ben tabana örümcek mörümcek var mı diye şey yapayım. Nuri baba. Aksiliğe bak ya. Aksiliğe bak, böyle aksi tesadüf olmaz ya. Bende de yok be oğlum ya, vallahi yok. Bana bak, sen istersen bu hafta altın götürme. Önümüzdeki hafta gittiğinde iki altın götürürsün, olur biter. Ya Nuri babacığım, şimdi yengemler bekliyor olmasa ben sizden gelip böyle borç ister miyim? O yüzden ya, ne yapayım şimdi, delilendirmeyin beni ya. Gideyim şimdi kuyumcumu soyayım ya. Sakın ha, sakın ha onu yapma. De bak bir dakika, kaç paran var senin? 100. Tamam işte, 100 lirayla bir çeyrek altın götür bu hafta. Önümüzdeki hafta güne gittiğinde de bir çeyrek altın daha verirsin, biter. Ama Nuri baba, biz yarım altına anlaştık. Ya ne yapalım evladım, görüyorsun. Görüyorsun durumumuzu, hiç kimsede para yok. Akasya durağının durumu bu. Ya var ya, insanı harbiden suça teşvik edersiniz ya. Adama bak ya, madem altında donun yok, niye altın gününe giriyorsun? Sen git şeye gir ya, ciklet gününe gir değil mi ama ciklet miklet yani. Aa, Nuri amca, siz Mazhar Bey'e uğramayacak mıydınız bugün? Allah, ben hiç unutmuşum gitmiş onu ya, tamam. Ben hemen bir gideyim de geleyim çocuklar. Durak size emanet. Durak bana emanet değil mi kardeşler? Bana emanet. Sana emanet. Buyurun. Buyur abicim. Borcum ne kadar? Vallahi taksimetreye göre 10 lira ama yıl sonu kampanyalarımızdan da yararlanmak isterseniz değişik seçeneklerimiz mevcuttur. Nasıl yani? Ya mesela siz 150 lira veriyorsunuz bana. Ben sizi 200 TL'lik gezdiriyorum yani gideceğiniz yere götürüyorum. Ayrıca ne zaman ararsanız da direktman kapınızdayım yani. Ya git işine be. Buna lan.
Ey Allah'ım ya, nereden çıktı şimdi bu silah? Öf öf, ulan milletin müşterisi para düşürür, altın düşürür, bizimki silah düşürüyor ya. Şansa bak kardeşim, öf. Of ya, nereden bulacağım ben şimdi bu adamı? İki dakikada da gitti ya. Ulan başımıza bela almasın bu silah şimdi. Dur bakayım. Alo? Tolga komiserim, iyi günler. Yani sizi de kendimi de fazla meşgul etmeden direkt mevzuya dalıyorum. Ya burada bir silah var ya. Ne silahı Arif? Ya komiserim, müşterilerden biri ya. Biraz önce indi taksiden, unuttu silahı galiba. Ne yapayım ben şimdi bunu? Tamam, sakın kurcalama. Hemen karakola getir. Tamam komiserim, getireceğim de. Ya benim şimdi birkaç kuyumcuyu gezip, yani piyasa değerinin altında bir yarım altın bulmam gerekiyor da. O yüzden diyorum, direkt birkaç kuyumcuya gideyim, sonra hemen karakoldayım komiserim. Tamam. Görüşürüz komiserim. Buyurun. İyi günler de kullanın. Hoşçakalın. Merhabalar Yüzüklerin Efendisi. Buyurun. Nasıl yardımcı olabilirim? Ya bu yarım altının ederi ne kadar acaba? 210 lira. Öf, 210 mu? 210 çok ya. Piyasa fiyatı bu beyefendi. Her yerde aynı fiyat. Eyvallah güzel kardeşim de. Hani diyorum, sen bir güzellik yapsan, bir indirim yapsan bize, 100 liradan versen şunu bana be. Şaka mı yapıyorsunuz beyefendi? Yok kardeşim. Hani bir güzellik yap, ayağımız alışsın. Bak benim ayağım da uğurludur ha. Bugün vallahi bu dükkan dolar taşar yani. Çeyrek altın bile 108 lira beyefendi. Tamam o zaman. Sen bana 50 liradan iki tane şey ver, çeyrek ver. 210 liradan aşağı vermemiz mümkün değil beyefendi. Ya taktın 210'a kardeşim sen de ya. 210 olur mu ya? Of of. Resmen soygun bu be. Resmen soygun. 210 ne diyorsun? İnsanı delirtiyorsunuz kardeşim. Tamam. Sakin ol abi. Al abi. İstediğin kadar al abi. Ne yapıyorsun oğlum? Yetmediyse bilezikleri de vereyim abi. Tamam sakin ol. Ya kardeşim manyak mısın sen şimdi ya? Beni yanlış anladın. Ben senin bildiğin o soygunculardan falan, onlardan değilim yani. Ben duygusal sanatçı bir insanım ya. Ya sen beni var ya harbi delirttin şimdi ha. Tamam sinirlenme. Nakit para da var. Çok para var. Buyur abi. Bunları da al abi. Hayda bak, hala soyguncu muamelesi yapıyorsun bana ya. Ulan harbi sıkacağım kafana şimdi ha. Soygunlar. Adam bir kuyumcu soyuyor. Nerede? Orada. Ya kardeşim yanlış anladım diyorum, anlasana ya. Tamam sakin ol. Hepsini alabilirsin, tamam. Hırsız. Ellerini. Esin ol. Al silahını. Ya bir dakika memur beyler. Bir dakika. Yanlış anladım. Soyguncu değilim ben. Bırakın izah edeyim. Ne olur ya. Evet. Buyurun efendim Akasya Durağı. Benim komiserim. Ne diyorsunuz komiserim? Ne oldu acaba be? Vallahi komiserim, imkansız, Arif böyle bir şey yapmaz. Ay tabii biliyorum efendim, yani siz görevinizi yapıyorsunuz da. Tamam efendim. Nuri Baba, içinde panik de barındıran o heyecanını bizimle paylaşacak mısın? Yoksa bizi hala meraka gark etmeye devam edecek misin? Bak Nuri kardeş, görür müsün? Bizi meraka gark eyladık şimdi. Çocuklar, Arif soygun yapmış. Silahlı soygun. Bir kuyumcuyu soymuş. Bravo! İnanmıyorum ya. Pen inanıyorum. Gördünüz mü? Adam buraya kadar geldi, para dedi. Para vermeyince biz de gitti kuyumcu soydu. Yarın öbür gün ben çay vermesem ne olacak? Beni soyacak. Saçmalamayın oğlum. Arif hiç böyle bir şey yapar mı ya? Yapar tabii. Delidir. Baktı ki altın gününden o altınları, o ihtiyacı olan parayı toplayamayacak. En iyisi ben bir soygun günü yapayım, işi toptan halledeyim dedi. Nuri kardeşlik, Sinan ilk defa doğru söyler. O Arif buradan çıkarken soygun yapacağım, kuyumcu soyacağım diye hıkırarak, haykırarak buradan gitmedi mi? Acaba bir an boş bulunup şeytana mı uydu? Leyla saçmalama, sen de mi buna inanıyorsun ya? Olmaz öyle şey. Mutlaka bir iş var bu işin içinde. Arif bu ya, yapar mı? Yolda para bulsa parayı almaz. Aman size niye anlatmaya çalışıyorum bunları? Bir an evvel gideyim de kurtarayım vaziyeti. Nuri kardeşlik, durak bana emanet değil mi? Başlarım senin durağına. Safiye, başımın belası Safiye. O saf ve temiz çocuğu öyle altın günlerine alıştırdınız, parası da yetmeyince gitti kuyumcuyu soydu. Gördün mü yadığın altı? Aa Osman'ım, ben nereden bilirdim böyle yapacağını canım?
Anne ne oldu ya? Ay ne olacak? Arif altın almaya gitti ya. Kuyumcu soymuş silahla. Ne? Aa, deli bu deli. Bu adam dükkanımı soymaya kalktı. Silahını çekti. Bu bir soygundur diye bağırdı üstelik. Ya lafı çarpıtma be kardeşim. Konuşma be. Milletin alın terini çalıyorsun utanmadan. Ya bak ama ben seni dinledim değil mi? Sen de biraz dinlemesini bil yani. Arif sakin ol. Sen şimdi bu bir soygundur diye bağırdın mı oğlum? Bağırdım tabii Nuri Baba ya. Ya düğme kadar altın. 210 lira olur mu Nuri Baba? Ya bu Allah'ın verdiği bir şeyden niye bu kadar para alınıyor komiserim? Bunun toprağın alttan çıkmıyor mu? Bunun sebil olması lazım ya. Görüyor musunuz komiserim? Yani dengesiz safça konuşuyor. Böyle bir adam eline silah alıp kuyumcu soymaya kalkar mı efendim? Ya yalnız dengesiz falan ayıp oluyor Nuri Baba. İki elim iki ayağım benim de var yani. Ben de soyarım kuyumcuyu ne var? Doğru musun? Sen silahı nasıl buldun onu anlat bakayım. Ya vallahi silah benim değil Nuri Babacığım. Yani silahı bir müşteri arabada unutmuş olacak yani. Ya ben niye gidip kuyumcu soyayım? Ben portakalı bile soymam ya. Ortadan ikiye cart yararım atarım kabuklu ağzıma gider. Portakalı niye soymuyorsun oğlum aynı şey mi be? Deli efendim bu. Yalnız Nuri Baba delilikle dahilik arasında da ince bir çizgi var. Niye deli oluyorum? Belki dahiyimdir. Şikayetçiyim ben komiserim. Dükkanımı soymaya kalktı bu adam. Al işte ya. Ya hala soyguncu diyor ama. Ya kardeşim ben soyguncu falan değilim. Ama var ya katil olacağım ilk kurbanım da sen olacaksın ha. Beyler biraz sakin olun. Tolga kuyumcudaki kamera kayıtlarını inceliyor. Ne olup bittiğini birazdan anlarız. Ha, ben hemen zaten Tolga komiserimi aradım. Arabada silah buldum ne yapayım dedim yani. Arif doğru söylüyor komiserim. Yani ben bir yeri soyacak olsam karakolu arayıp niye haber vereyim ki? Saf mıyım ben ya? Yani komiserim saflık konusu tartışılabilir ama gerçekten de soyguncu olsa elimde silah var diye polisi arar mı? Doğru söylüyor. Ya her konuda doğru söylüyorum komiserim. Ben şimdi cebimde para aranırken elime silah geldi. E çıkarınca da bu arkadaş dükkanını soyuyorum zannetti. Arif haklı komiserim. Zaten kamera görüntülerinde de Arif kuyumcudan daha şaşkın görünüyor. Birkaç kere soygun falan yapmıyorum diyor. Altınları geri vermeye çalışıyor ama ortada bir silahın olması ve insanların şoka girmesi yüzünden anlaşılmıyor. Yani ortada bir yanlış anlaşılma olduğu açık. Anlaşıldı. Beyefendi siz şimdi şikayetinizi geri alın. Arif sen de bu silahla ilgili ifadeni ver Tolga'ya. Bu silahı düşüren adamın eşkalini tarif et. Yaşasın adalet ya. Kardeşim seni de yani birazcık korkuttum. Ama şu konunun açıklığa kavuşması neticesinde hani diyorum ki şu altın fiyatındaki indirim teklifine ne diyorsun? Ya yürü git ya. Cins misin nesin ya? Hadi Arif gel ifadeni alalım sonra serbestsin. Ben bir yana buraya kadar için korkuyorum. Osman! Ay Osman! Arif var ya kuyumcu soymuş duydun mu başımıza gelenlere? Her şey senin başının altından çıktı Safiye. Sus konuşma. Aa delinin zoruna bak. Niye benim başımın altından çıkıyormuş canım? Ben mi söyledim git de kuyumcu suyu diye? Hakikaten ya bizim ne suçumuz var şimdi? Safiye o saf ve temiz çocuğu alıştırdınız altın gününe. O çocuğun da parası yetmedi tabii. Gitti kuyumcuyu soydu. Ya Osman abi haklı. Biz çocuğun geleceğini yapalım. Ondan sonra cıma çeyiz alsın, para biriktirsin dedik. Ama çocuğun geleceğini yaptık. Yediniz oğlanın başını, yediniz. Arif'im tarifimi yediniz yani. Ya kısırın içine uyku hapı koyup uyutsaydı da bizi, altınlarımızı alsaydı? Saçmalama Şazmert abla. Arif öyle bir şey yapmaz. Dürüst, namuslu bir çocuktur. Ne kadar dürüst olduğu kuyumcu soymasından belli. Hayda. Lodos Deniz'den eser, karşınızda Nuri Baba ve Arif Keser. Arif, karakoldan mı kaçtın yoksa? Ay bu Arif Keser, hepimizi keser vallahi. Aa, korkmayın be hanımlar be. Burada koskoca yağlı pelimon Osman Aga var. Arif çocuğum, bas geri bas. Hadi bas. Yahu Osman saçmalama yahu. Ne soygunu oğlum? Hanımlar siz bu Arif'i bilmez misiniz? Bu çocuk elma soyamaz. Yok ki kuyumcu soyacak. Ya Arif'in tarifini o zaman niye aldılar seni karakola güzel kardeşim? Evladım ya o kuyumcu yanlış anlamış. Soygun boygun yok. Nasıl yanlış anlamış Nuri amca? Leyla uzun hikaye Allah aşkına anlattırma. Ya Safiye yenge şimdi bu yaşadığımız şu talihsiz olaydan dolayı hani benim güne katılmam engellenmez değil mi ya? Ay Arif'ciğim vallahi kusura bakmayasın ama kadınlar senden çok ürktüler, senden çok korktular. Yani artık gelmesen çok iyi olacak. Ya yapmayın yengelerim ne olur ya. Beni altın gününden çıkarmayın. Vallahi bak ben kendimi buldum orada ya. Yani artık kısırsız, böreksiz yaşayamaz oldum. Ya orada sosyalleşiyorum, iki göbek atıyorum, kurtlarımı döküyorum. Yapmayın ya. Ay tabii ki gelebilirsin Arif. Vallahi sağ olun yengelerim benim ya. Madem geleceksin, haftaya Şazmert Hanımlar'da toplanacağız. Altını gelirken getirmeyi unutma, bir sakatlık çıkmasın bak.
Yok Safiye'yi. Ben zaten şimdiden dağa çıkıyorum altına dalıyor. Bakarsınız böyle maden falan bulurum. Bu sorunu kökten halletmiş olurum yani. Ay deli bu çocuk. Ay çok saf, çok temiz ya. Yok ben kesin evlendireceğim bunu. Hadi kalk. Ay yürü. Çok temiz çocuk ya. İyi günler. Hadi görüşürüz.